Sevgili izleyiciler, her hafta olduğu gibi Cuma günleri Sektöre Bakış programımızda, canlı yayınımızda Ekotürk'te bu hafta çok değerli bir konuğum var. Kendisi kişisel veriler konusunda uzman. Sayın Avukat Sefa Karcıoğlu, firmanın ismi de DPC. Evet. Bunu şimdi uzun uzun konuşacağız. Önce kendinizden bahseder misiniz? Sefa Karcıoğlu kimdir? Hukukçu olduğunuzu biliyoruz ama kişisel olarak anlatırsanız sonra bu kurumunuza ve bu sektörün tartışmasını yapalım. Evet, teşekkür ederim. Ben Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi mezunuyum. Erzincan'daydı fakülte. Öyle mi? Evet, Binali Yıldırım'ın vasıtasıyla olduğunu tahmin ediyorum. Erzincan'da açıldı. Ben de Erzincan'da İlton'um var. Çok oradaki yatırımlardan bir tanesi. Erzincanlı değilim ama Erzincan'da yatırım yapan. O yüzden çok güzel. Özel bir statüsü var benim ruhumda, kişiliğimde, sevgimde. Evet, şimdi tabii Erzincan Üniversitesi kuruldu, oraya geçti ama ben okuduğum dönemde, 99 girişliyim ben, 99'da Atatürk Üniversitesi'ne bağlıydı. Tabii Ankara Üniversitesi'nin himayesinde, yani oradan da etkilenerek, oradan hocaların da desteklediği Erzurum Üniversitesi, yani Erzurum'daki çok büyük bir yerleşki biliyorsunuz Atatürk Üniversitesi, birçok ilde vardı. Bir tanesi de Erzincan'daydı. Biz böyle Erzincan'da tabii kendi halimizde böyle bir kampüs hayatı yaşamadık ama o tarih itibariyle bizim için de avantaj haline geldi. Hukukçular biliyorsunuz çok yoğun çalışırlar. Biz kendi halimizde orada mezun olduk. Daha sonra ben yurt dışına gittim, dil eğitimi için İngiltere'ye gittim. Bir dönem orada dil eğitimi aldım. Sonra Kadir Has Üniversitesi'nde yüksek lisansımı başladım. Sonra Erasmus'la Almanya'ya gittim. Almanya'da Önüde Saarland'da Saarbrücken'de yüksek lisans eğitimi aldım. Daha sonra fikri mülkiyet ve ticaret hukuku üzerine ağırlıklı olarak çalıştım ve kendi ofisimi açtım. Şimdi kalabalık bir ekiple birlikte bilişim hukuku üzerine gayrimenkul hukuku, bilişim hukuku, sigorta hukuku, ticaret hukuku ağırlıklı olarak çalışan bir ekibim var. Tabii benim bilişim hukukuna ayrı bir ilgim var. Elektronik ticareti korunması kanunu kapsamında birçok şirkete 2015'te danışmanlık hizmeti verdik. Daha sonra KVKK hayatımıza girdi 2016 yılında. Onunla birlikte artık dedik ki yani bunu daha bir profesyonel hale getirelim ve bununla ilgili bir danışmanlık şirketi kurduk. O şirket üzerinden de avukatlık hizmeti yapıyoruz orada, danışmanlık hizmeti yapıyoruz. Onun için de teknik tarafta da ilgili kişiler var. Orada danışmanlık şeklinde DPC kişisel veri üzerinde bir anonim şirketimiz üzerinden şirketlere danışmanlık hizmeti veriyoruz, denetim hizmeti veriyoruz. Yaklaşık Türkiye'de 70 ile kadar ulaştık. Türkiye'nin birçok yerinde, birçok sektörde, onlarca sektörde danışmanlık hizmeti veren büyük bir şirket haline geldik. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çok güzel, seri ve aydınlatıcı, açıklayıcı. Şimdi ben de sizin karşınızda bir müşteri gibi görüyorum. Bugünkü moderatörlük farklı. Birkaç şirketin sahibiyim. Ben bu KVK'yı da anlamadım. Anlamadım derken bu hizmetten faydalanıyoruz, danışmanlık şirketlerinden alıyoruz. Paraları da ödüyoruz. Bir şey karışık gibi geliyor. Şimdi kişisel verilerin koruma kanunu bir taraftan çok riskli ve sıkıntılı ve insanların hayatını etkiliyor. Hatta bir taraftan ahlaki, bir taraftan hukuki, bir taraftan değerler anan, bir taraftan da kopmuş gidiyor. Ya şunu biraz daha ben anlamadıysam ya da anlamamda zorlanıyorsam canlı yayından dinleyen seyircilerimizin bu sektöre yatırım, yani sektör sahibi olup yatırımlandığında bir çözüm var. Ben daha önce başkanlığı da aradım Ankara'da. Ben bunu anlamıyorum dedim. İşime, şirketime müracaat eden kişisi yazı alıyoruz CV'sini alabilmek için. Adam iş arıyor zaten, bana bilgilerini gönderiyor. Ben onun doğum tarihini bilmem, nerede doğdu, ne yediğini, bana ne. Ama ondan dolayı da yok, kişi gider de benim bilgilerimi aldı derse başım derde gidiyor. Bir sürü. O da dedi ki çok fazla tam anlaşılmamakla beraber sizi biraz daha bir danışmanlık şirketinden alın. Siz kuralına uyun da ondan sonrası çok önemli değil. Ya lütfen biraz olayı basitleştiriyorum. Tabii ki iyi anlıyorum. Tabii ki bu kadar grup şirketleri yönetiyoruz. Bu kişisel veriler kanunu ne faydası var? Ne oldu? Nereye gidiyor? Nereden başladı? Nerede bitecek? Ne kadar iyi insanları koruyacak, kötü insanlar bu sistemden korunmuyor da daha da üstümüzde akşama da 100 tane telefon geliyor. 500 tane adam sizin bilginizi alıyor, onu kullanıyor. Güzel güzel anlattın. Zaten anlattığınızda adam kadar eminim canlı yayınımızda.
Herkes faydalansın. Sağ olun. Şöyle aslında bu Türkiye'nin bir sorunu. Nereden kaynaklanıyor bu sorun? Baktığımızda aslında Türkiye bu konuyla ilgili Avrupa Birliği ile aslında 82-83 yıllarda bir sözleşme imzalamış. Bu sözleşme kapsamında kişisel verilerin korunacağı yönünde bir anlaşma imza atmışız. Daha sonra tabii Türkiye çok hareketli bir gündemi var. Tabii bunları da dikkate almamışız ama Avrupa ülkeleri 95 yılında, 96 yılında bununla ilgili bir takım yönetmelikler çıkartmışlar. Kendi içinde düzenlemeler yapmışlar ama Türkiye bunlara sessiz kalmış. Özür dilerim, söze giren birisi değilimdir ama Avrupa Birliği'nin fasıllar arasında mı yer alıyor? Fasıllar yoksa arasında. Yönetimlerin içinde bir madde midir? Kişisel verilerin koruma kanunu vesaire. Tüm süreci ben size anlatayım isterseniz. Şimdi 95 yılında orada çıkan bir yönetmelikler var. O yönetmelikte her ülke kendi içinde bir takım düzenlemeler yapmıştı. Zaten ben hani 2006 yılında bir süre İngiltere'de yaşadığımda bunu hissetmiştim hukukçu olarak. Yani orada bazı kişisel veriler, özellikle bankaya sıraya girdiğinizde ya da bir CV ile bir yere başvurduğunuzda mesela fotoğraf almazlar İngiltere'de. Derler ki bize fotoğrafını isteyen, oysa bizde tam aksine fotoğraf isterler. Çünkü orada mümkün olduğunca minimum bilgi isterler. Sadece mesleki birikiminizi isterler. Mesleki tecrübenizle ilişkin bilgiler isterler CV başvurusunda. Ama bizde nerelidir? Hangi doğumludur? Bir fotoğrafına bir bakayım gibi ekstradan bilgiler. Hatta daha önce günlük kağıtımızda din de yazıyordu. Aynen öyle. Şimdi onları anlatacağım. Yani burada aslında bir kültürden bahsetmek lazım. Yani Avrupa'da bu kanunlar olduğu için 95 yılından itibaren özellikle sosyal medya, telefon, internet hayatımıza hızlı bir şekilde, televizyon hızlı bir şekilde girdikten sonra kişisel verinin önemi Avrupa'da daha önce algılanmış. Biz bununla ilgili ilk düzenlememiz 2005 yılında. Bakın yani ta 82'de 83'te biz bir sözleşme imza atmışız. İlk düzenlemeyi 2005 yılında yapmışız. O da Türk Ceza Kanunu'nda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, bir başkasının görüntü alınması suç olarak kabul edilmiş. Sesin kaydedilmesi suç olarak kabul edilmiş. Ondan sonra kişisel verinin tarımı bile doğru düzgün yapılmamış. Sadece TCK'da. Dolayısıyla o dönemde bile hakimlere, savcılara bunu anlatmakta çok güçlük çektik. Ama daha sonra 2010 yılında bizim anayasamıza girdi. Kişisel verilerin korunması ile ilgili anayasaya, en tepe kanunumuza bir düzenleme girdi. Sonra tabii bu sırada Avrupa'da düzenlemeler geliyor, gidiyor, yönetmelikler çıkıyor, bununla ilgili tüzükler çıkıyor. Ama biz daha hiçbir düzenleme yapmadık. Tabii bir taraftan da o dediğiniz sorun, yani teknolojinin hayatımıza hızlı bir şekilde girmesiyle birlikte bizde de yasal düzenleme yeterince olmadığın kişisel veriler ortalıkta saçılır hale geldi. Bu konuda bir bilinç oluşmadı. Dolayısıyla bizim aslındaki eksikliğimiz, benim şahsi kanaatim bu bilincin yeterince zamanında oluşmamasından kaynaklanıyor. Daha sonra bu Avrupa Birliği, sorduğunuz için söylüyorum, Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında bir dönem hatırlarsanız 2014-2015 yılında Avrupa'ya vizesiz gidebileceğiz şeklinde bir düzenleme, bir haberler çıkmıştı. Avrupa Birliği geldi bize, yetkilileri dediler ki öncelikle sizin daha KVK ile ilgili bir düzenlemeniz yok. Ben Avrupa Birliği vatandaşlarını buraya göndereceğim. Sen buradan çıkıp oraya gelecekler. Dolayısıyla ortada bir KVKK düzenlemen bile yok dedikten sonra biz birkaç ay içerisinde hemen KVKK'yı çıkarttık. Orada bir tüzük vardı. O tüzükle ilgili örneğini aldık ki o tüzük daha sonra da değişti. Ama biz oradan bir örneği aldık. İyi kötü bir yasamız bir anda çıkmış oldu. Yani yasal düzenlemenin kaynağı aslında bundan. Ama burada bilinç oluşmadığı için de biz mesela danışmanlık verdiğimiz firmalara gittiğimizde bunu anlatmaya çalıştığımızda ya bu nereden çıktı? Bu bize bir maliyet. Buna ne gerek var? Ben burada kimin kişisel verisini alıyorum gibi bir takım sorularla karşılaştık. İşte bu tamamen bilincin aslında daha sonradan dikte edilmesiyle, aslında çok önceden olması gerekiyor ama sonradan önümüze çıktığı için oldu. Peki bu kişisel veri nedir? Önemi nedir? Niye böyle bir kanun var? Bunu anlatmak lazım. Aslında kanun biraz yanlış algılanıyor. Çünkü her zaman yani basında da yer alıyor. İşte şu kadar ceza kesildi, şu kadar ceza kesilecek, şöyle yasaklar var, böyle yasaklar var. Aslında bu kanun geç olmakla birlikte çok önemli bir kanun ve çok temel bir kanun. Bu kişisel verilerin korunması kanunu aslında bir yasaklayıcı bir kanun değil. Bu kanun düzenleyici bir kanun. Kişisel verinin, yani kişisel verinin sahibi benim. Benim kişisel verimi ben bir başkasına emaneten veriyorum. Bakın bu emaneten çok önemli. Ben buraya geldim, mesela içeriden girerken benim görüntülerimi aldınız. Kendi güvenliğiniz kapsamında bunu alabilirsiniz ama siz bunu emaneten alıyorsunuz. İşte bu görüntüleri ya da bir CV ile başvurdum ben size, iş arıyorum ve ben size bir takım kendi rızamla bilgilerimi veriyorum. Ama benim size verdiğim bu bilgileri siz
ne şekilde alacaksınız, hangi yollarla alacaksınız, ne kadar süreyle saklayacaksınız, saklarken hangi kurallara riayet edeceksiniz, teknik tarafta bilgisayarınızdaki yazılımları ya da virüslere karşı ya da hacklenmeye karşı ne gibi önlemler alacaksınız, içeride hangi birimler bunları görecekler ve işiniz bittiğinizde siz bunları nasıl imha edeceksiniz ve bunu kimlerle paylaşabilirsiniz? İşte bu kanun tam olarak bunu düzenliyor. Yani ben size geldim, verdim. İşte korkutucu boyutu da orada devreye giriyor. Evet. Bu kadar bilgiyi hacklenmesi, işte sistemin bir başkasını. Şimdi biz bir şirket sahibiyiz. Evet. Binlerce insanla görüşüyoruz. Geldi, bilgileri var, resimleri var. Bir çalışan onu alıp da kullandığı zaman şirketi niye ilgilendirsin? Zaten itiraz edilmesi, bir ekonomik olarak bir para ödüyorsunuz bu kurumlara. O Türkiye'de zaten her yere para ödediğiniz için biraz tepkili oluyor. Her yer danışman, her yer işte bilmem yeminli mali müşavir, yok yeminli inşaat mühendisi, yeminli şu gibi. Şimdi bir KVK çıktı, paraları ödüyorsun ama onu sen yönetmiyorsun. Şirket sahibi niye ceza yesin? Şirket niye ceza yesin onu kullanan? Bir cümle daha ekleyeceğim. Tabii, buyurun. Mesela biz de şirkete gelenlerden bir form uzatıyoruz, CV'sini alıyoruz, imza alıyor. Evet. Peki o imzayı attıktan sonra, biz o formu aldıktan sonra o kişinin verilerini kullanabilme hakkına mı sahip oluyoruz? Yoksa sadece kuralını mı yerine getirmiş oluyoruz? Şimdi şöyle, CV'den başlayalım. Ben size geldim, CV'yi verdim. Biz de size kağıt uzatıyoruz. Evet, kağıt uzatıyoruz. O kağıdın içeriği önemli. Ha, içeriği. İçeriği önemli. Yani şimdi zaten uygulamada çok işte kopyala yapıştır yöntemi ya da merdiven altı firmalar ya da bir şekilde ben bunu yaparım diye mali müşavirler ya şunu şuradan kopyaladım deyip imzalatmaya çalışıyorlar. Çok sayıda, birazdan istatistikleri paylaşacağım, çok sayıda böyle maktu evraklarla ceza alan firma var. Ama maktu zaten o evrak. Maktu değil aslında. Bakın şöyle bir şey var. Bireysel olarak kişi kendi mi yazması lazım? Hayır, öyle değil. Maktudan kastım şu, bir firmanın imzalatacağı evrakla başka bir firmanın imzalatacağı evrak aynı olmayabilir. Neden olmayabilir? Mesela siz alıyorsunuzdur, dersiniz ki ben şu firmalarım için alıyorum, şu kişilerle paylaşacağım ya da ben bunu yurt dışına paylaşacağım. Serverlarım orada yazması lazım mı? Evet, onların yazması lazım. Yani dolayısıyla biz bilgilendirme... Hepsi yazıyorsa artık kullanabilir misiniz o kimsenin verileri? Nerede kullanacağınız çok önemli. Kullanmaktan kastınız şu, mesela siz alacaksınız, insan kaynakları birimine vereceksiniz ve orada süre çok önemli. Mesela biz genelde firmalara diyoruz ki bunu 6 ay içinde kullanın, eğer ihtiyacınız yoksa 6 ay sonra bazı firmalarda da işte bu 2 yıla kadar olabiliyor. Çünkü çok fazla orada şey var, hareketlilik var. 2 yıla kadar bunu sakla. Ama siz o CV'yi aldıktan sonra böyle 10 yıl onu saklayamazsınız. Bakın her firmanın ihtiyacı, yapısı farklı olabilir. Mesela siz bunu diyorsunuz ki ben bunu fiziki olarak saklayacağım dersiniz. Onun bilgilendirmesi ayrıdır. Ama ben bunu fiziki ortamda alıyorum, bir de yurt dışındaki serverlarında saklıyorum derseniz ayrı bir açık rıza almanız gerekir. İkisi birbirinden farklıdır. Ama yorucu değil mi yani? Aslında şöyle. Binlerce sorunu var içerisinde. 8000 kişinin çalıştığı bir şirkette, yılda da 1500 insan aldığımız bir şirkette 1500 kişinin İyi niyetini, kötü niyetini nerede kullanacaksın, ne yapacaksın? Hep bir zorlama değil mi? Yani iş adamları zaten Türkiye'de bunalmış vaziyette her türlü. Ya bizim Türkiye'de ya yasaktır, ya günahtır, ya ayıptır gibi bir sistemin zaten içerisinde gidiyorsunuz. İş yerleri bunu kullanıyor mu? Ya da kullandı da ne yaptılar? Yani bir CV'den ne kadar faydalanmış olabilir? Bakın şöyle, CV deyip geçmeyin aslında. CV'de birçok kişisel veri. Çok büyük bilgi var. Yani mesela bakın şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bir örnekle anlatayım bunu. Ben Antalya'da bir otele, 5 yıldızlı bir otele denetime gittim. Kişisel veriler kapsamında. 60 bin kişinin kimlik fotokopisi ve pasaport bilgisi var. Doğru. Şimdi ben bunu dedim ki ya siz bunların ne benim yapıyorsunuz? Benim otellerimde de öyle. Bakın, benim otellerimde de bir tercih yani şöyle var. Bakın diyorlar ki kimlik fotokopisi var. Bakın ben bunu söylediğimde yerinden oynadı adeta. Bir sürü haber oldu. Bununla ilgili dedim ki siz bunları alamazsınız. Kimlik fotokopisi alamazsınız. Dediler ki biz almak zorundayız. Neden dolayı almak zorundasınız? İşte kimlik bildirim kanunu var. Polis benden istiyor, jandarma benden istiyor. Dedim ki jandarma sizden isteyemez. Polis de sizden isteyemez. Allah Allah. Biz alıyoruz. Bakın isteyemezler. Peki dediler, işte avukatlar geldi, danışmanlar geldi, Ankara'da merkezleri varmış, onlar geldi, İstanbul'da avukatlar aradı. Dedim ki yapamazsınız, gösterin bana kanunu. Açtık kanunu, baktık, kimlik bildirim kanununda, yanılmıyorsam ikinci madde diyor ki, ekte bir form var, o formu müşteriye, ziyaretçiye doldurmakla yükümlüsünüz. Allah Allah, kimlik fotokopisi, pasaport. Alamazsınız. Şimdi çıkın İstanbul'da, alamazsın. Hangi ben, otele giderseniz. Ben yıllardır hiçbir otele vermiyorum. Hiç savaş mı çıkarırsınız? Bakın ben size söyleyeyim, alamazlar. Kanuna aykırıdır, çok net bir şekilde söylüyorum. Örnekle izah edeceğim. Bakın bir, eski kimliklerde din bilgisi var. Eski kimliklerde kan grubu bilgisi var. Şimdi din bilgisiyle kan grubu bilgisi bir defa özel nitelikli veri.
Özel nitelikli veriyi zaten alamazsınız. Ya evli, bekar vesaire. Bakın, her şey var. Şöyle, özel nitelikli veriler kanunda ayrıca sayılmış. İşte biyometrik veriler var, din bilgisi var, işte siyasi bilgiler var. Ondan sonra işte cinselle ilişki bir takım bilgiler var. 7-8 tane sayılmış ama din bilgisiyle mesela sağlık bilgisi özel nitelikli veri. Bunun için ayrı bir form almanız lazım. Bir form alıyorsunuz ya. O formun yanında eğer bir özel nitelikli veri alıyorsanız onu ayrı bir evrakla almanız lazım. Bu birinci kuralımız. Şimdi bir otelde gittim ben konakladım. Otelde benim müşteri olarak din bilgime ne ihtiyacı var? Bir ihtiyacı var mı? Yok. O zaman niye alıyorsunuz? Ama şimdi bir iş karıştı. Evet karıştı. Şimdi dini ve kan grubunu geçelim. Herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti'nde hatta yurt dışında ki ben ayda 5 kere yurt dışına çıkan birisiyim. Hangi ülkeyse pasaportumuzu uzatıyoruz. Makineden scan ediyor, çıkarıyor benim bütün bilgilerimi. Forumda uzatıyor, altına da imza atıyoruz, dolduruyoruz. Yurt dışına alıyorlar. Türkiye'de de alıyorlar. Bakın, şimdi siz diyorsunuz ki otele veremezsiniz. Çok net söylüyorum. Vermemeniz lazım. Hayır, sizin dediğiniz kanun doğru da uygulama. Ben dün Ankara'dayım. Devlet dairelerine gittim. Her girdiğimde kimliğimi aldılar. Bak o farklı bir fotokopiyi konu. De aldılar. Bakın fotokopi ayrı bir konu. Yok kimliğin fotokopisini aldılar. Daha ne geldi kanun geriye? Hayır bakın şöyle. Farklı yerlere gidince farklı sonuçlar çıkabilir. Ben evet. Otel örneğimden devam edeyim. Evet istersen. Otelden lütfen. Bakın ben gittim. Şöyle bir, bunu ben söyleyince basında çok yer buldu ve bir tane derneğin yani bir şeyin onlarla ilgili bir birliğin avukatı beni aradı. Dedi ki avukat bey ortalığı karıştırdın böyle şey mi olur biz bunu alıyoruz polis bizden istiyor. Dedim ki bakın kanun sizden isteyemez. Zaten bakın sisteme girdiğinizde şöyle bir şey var. TC numaranızı girersiniz işte atıyorum dersiniz ki 1-2-3 oraya girer bir tuşa basar zaten emniyette benim bilgilerim var. Bakın kimlik bildirim kanunu kapsamında bir ekran var. O ekrana ilgili TC'yi vermeniz zorundasınız. TC vermek zorundasınız. Bakın orada diyor ki adı, soyadı, TC'si, oda numarası varsa arabasının bilgisi. Başka bir bilgiye ihtiyaç yok. Zaten TC'yi ben verdiğimde bakın kimlik bildirim kanununun asıl amacı nedir? Yani amaçtan gidelim. Benim o otelde kalıp kalmadığım ve ben bir aranan biriysem eğer bir yakalama kararım varsa kolluk kuvvetleri gelsin ben orada yakalasın. Asıl amaç budur. Yani kanunun asıl amacı devletin bu işin yani suçluları takip etmek amacı budur zaten. Şimdi ben oraya girdim. Otele ya da emniyete bana sadece yani emniyete sadece TC numarası lazım. Doğum tarihim zaten orada var TC'yi verdiğiniz zaman. Zaten entegrasyon yapılmış orada. Ekran açılmış bir özel ekran var. Ekrana TC'de girecek. TC'de doğru vermeyebilir. Bakın kardeşim, formu dolduracağım. Bakın oradaki memurun başkasına yapacağı iş şu. Yani personelin yapacağı iş şu. Sefa Karcıoğlu buyurun hoş geldiniz. Kimliğinizi alabilir miyim? Kimliğimi uzatır. Böyle bir formumuz var. Lütfen bu formu doldurun. İmzalayın. Elinde bir kimlik var. Kimlikle formu kontrol edecek. Diyecek evet Sefa Karcıoğlu buradaymış. İmza da onun gözünün önünde atacak. Ondan sonra anında, bakın bu çok önemli, birazdan bir örnek vereceğim. Anında sisteme kaydedecek, iyi günler, bitti. Bakın ben bunu söyledikten sonra Oteller Birliği Başkanı şu bu birileri bir şeyler açıklamalar yaptılar. Dediler ki işte ya biz yazın sıcağında zaten kısıtlı sayıda geliyorlar, bir yığılma var. O yığılmayı engellemek adına biz kimlik fotokopilerini alıyoruz. Akşamları işte uygun bir saatte biz bunu giriyoruz. Bu sefer ben onları aradım. Dedim ki suç işliyorsunuz. Dediler ya niye bizi suçluyoruz? Bakın ben size bir örnek vereyim. Ben şimdi geldim, içeri girdim. Aranan kişiyim. Hakkımda yakalama kararı var. Baktım otel Karabalık. Dedim ki ya akşam benim kaydımı gir. Uygulama da öyle. Kimlik fotokopimi de verdim. Akşam gir benim kaydımı. Ben yukarıya gittim. Tıraşımı oldum, makyajımı yaptım, üstümü değiştirdim, dinlendim, yemeğimi yedim. Akşam 9-10 oldu. Daha benim kaydımı girmediniz. Ben otelden öğlenden beri faydalanıyorum. Görüşeceğim kişilerle görüştüm. Her şeyimi yaptım. Akşam işte yoğunluk bitti. Saat 10'da ben otelden çıktım. Gece 1'de personel sisteme girdi. Sefa Karcıoğlu otelde kalıyor. 5 dakika sonra kolluk geldi. Nerede Sefa? Sefa yok. Sen daha yeni girdin. Vallahi Sefa çıktı. Ne zaman çıktı? 4 saat önce. Ne oldu? Sen yakalanan kişiyi amacına aykırı davranmış oldun. Kanuna aykırı davranmış oldun. Dolayısıyla kanun amacına baktığımızda otele girdiği an kaydın yapılması gerekir. Bu kapsamda hiçbir kolluk kuvveti ve emniyet, hiçbir birim kişinin kimlik fotokopisini istemez, almaz, alamaz, kanunen suçtur, yasaktır, idari para cezaları vardır. Çok net bir şekilde söyleyeyim. Polis kimlik fotokopisini kimden saklıyor? Zaten onda her türlü bilgi var. Sadece o form doldurulur, imza atılır, kimliği kontrol eder, biter. Yani dolayısıyla ben bu örneği verdikten sonra dediler ki ya evet sen haklısın. Şimdi o bir takım programlar var, tarama programı yapıyor. O programlar da normalde maskeleme dediğimiz bir yöntem olması lazım. Eğer yapılıyorsa belli yerlerin maskelenmesi lazım. Sadece adını, soyadını alır, TC'sini alır, pasaport numarası varsa onu alır. Onun dışındaki bilgilerin de maskelenmesi gerekir. Eğer bunlar da yapılmıyorsa bakın bu da ihlaldir.
Dolayısıyla bu konuda tavrım çok nettir. Bununla ilgili kararlar henüz çok net çıkmasa da çıkacaktır. Avrupa'da örnekleri vardır. Bunu ben kamuoyuyla tartıştım. Yıllardır da birçok otel buna dikkat etmeye çalışıyor. Ama uymayanlar var mı? Var. Ben de karşılaşıyorum. Ve diyorum ki Sefa Karcıoğlu kimlik fotokopisini arat diyorum. Bakın ben şöyle yapıyorum. Diyorum ki kimlik fotokopisi Sefa Karcıoğlu diye bakın diyorum. Bakıyorlar, haberi görüyorlar. Tamam Sefa Bey diyorlar. Siz formu doldurun diyorlar. Tamam da Türkiye'de bakın, 84 milyon Sefa lazım. Yok ki. Şimdi güzel anlatıyorsunuz ve güzel de anlatmaya ama devam edin çok de. Net. Ben size söyleyeyim. Bu bilinci artırmamız lazım. Vermememiz lazım. Artısı güzel olabilir ama uygulama çok. Şimdi ben dün değil, öbür gün Ankara'da devlet dairesine gittim 2-3 tane. Hepsi girişte kimliğimi aldı, çıkışta bana verdi. Onu da izah edeyim. Lütfen. Bakın şöyle, onunla ilgili de aynısı KVKK kurumunda da geçerli. Ben bunu orada da tartıştım, ilgili birimlerde de yani tartıştım. Yani KVK'yı çıkaran kuruma da gittiğiniz evet, aynısı. Evet, kurumda da aynısı var. Ama orada şöyle bir şey söylediler bize. Ve bu tartışıldı ve biz de danışman olduğumuz holdinglerde ya da şirketlerde bunu söylüyoruz. Onun şöyle bir izahı var. Bizim tabii ben burada tek tek KVK'ya uygunluk hallerini falan böyle bir ders gibi anlatmak yerine örnekler üzerinde. Evet, evet lütfen. Daha anlaşılır olsun diye. Şimdi bizim kanuna ve hukuka uygunluk sebebi bir de haklı bir sebebimiz olması lazım. Bir de denge unsuru lazım. Biz bu tür her olayda denge unsuruna bakıyoruz. Şimdi ben geldim, yukarıya çıktım. İşte yukarı yani oralar korunaklı yerler, özel güvenlikli yerler. Zaten o yüzden siz devlet kurumları ya da plazaları tercih ediyorsunuz. Aşağıda güvenlik var. Gittiğinizde diyor ki işte kim geldi? Sefa Karcıoğlu. Bak bakalım Sefa Karcıoğlu mu geldi? Yani güvenliğin esas yapması gereken odur. Yani kimlik kontrolü baktı. Bunu alıyorlar ama bakın orada bir kopyalama yok. Kimlik fotoğrafı alırlar. Nereden biliyorsun? Bırakıp gidiyorsunuz. Bak, o şey ayrı bir konu. Eğer bir şahıs bir suç işte o şahsın suçudur. TCK kapsamında kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçudur. Biz orada kimliğimizi veriyoruz, onlar alıyorlar. Biz hep şunu tavsiye ediyoruz. Yani personelde çok eğitim veriyoruz bununla ilgili personellere. Bakın bu eğitim çok önemli ve personelde bir eğitim verip bir taahhütname alıyoruz. Bunların kopyasını almayacaksın, çekmeyeceksin, kimseyle paylaşmayacaksın, hiçbir yerde zikretmeyeceksin. Bunların hiçbir şekilde kaydını tutmayacaksın diye güvenlik görevlisi ilgili kişiye, bankodakilere eğitim veriyoruz. O işin danışmanlık kısmında bir eğitim. Bu da şartlardan bir tanesi. Onu alır, kenara bir yere koyar. İşiniz bittiğinizde sizi kartınızı verir, kimliğinizi alır. Orada herhangi bir kayıt yok. Herhangi bir işleme yok. Herhangi bir kopya da yok. Onun amacı da şu güvenlik sebebi. Mesela siz onu verdiniz, yukarıda bir suç işlediniz. Güvenlik güçleri geldi. Ya yukarıda işte Sefa Bey çıkmıştı, kimliği burada. Onunla ilgili işlem yapabilmek adına bir denge unsuru altına. Dolayısıyla o kimliği emaneten vermek hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilmektedir. Benim görüşüm de bu yöndedir. Dolayısıyla kayıt alınmadığı sürece ve kayıt alınıyorsa eğer kayıt alınıyorsa bununla ilgili de bir aydınlatma yapılması lazım. Niye kaydını alıyorsunuz ve bu verileri kimle paylaşıyorsunuz? Nerede saklıyorsunuz? Bunu bize vermesi gerekiyor mu kurumun? Bir tabela şeklinde asıyor olması lazım ya da bize oraya bir kağıt koyuyor olması lazım. Pardon anlamadım. Bir daha söyler misiniz? Tamam. Şimdi reklama gidiyoruz. Reklam sonrası konuşacağız. Teşekkür ederim sevgili seyirciler. Reklam arası veriyoruz. Sevgili izleyiciler, reklam sonrası Sefa Bey ile kaldığımız yerden heyecanlı bir şekilde devam ediyoruz. Çok güzel bilgilendirmeler var. İnşallah süremiz bittiğinde bunlar da çözümü. Sefa Bey devam edin. Evet. Sesler, görüntüler, konular çok fazla. Evet. Şimdi KVK'yı anladık. Bundan sonra herkes dikkat ediyordur. Evet. Lüzumsuzluk değil, bundan sonra riskleri de içerisinde. Cezaları nedir bunlar mesela? Hangi hata yaparsınız, nedir cezası? Kim cezalandırıyor? Hukuk mu, devlet mi, bir kurum mu? Şimdi şöyle, KVKK kurumu dediğim gibi düzenleyici bir kanun. Bu kanun kapsamında eğer usulüne uygun bir şekilde biz kişisel veri alıp karşı tarafı da aydınlatıyorsak ve süresi içerisinde de KVK'nın yükümlülüklerini yerine getiriyorsak hiçbir problem yok. Dediğim gibi yani bu işleyişi zora sokan bir sistem değil ama kanunun ana mantığı şu, veriler sizde emanettir ve mümkün olduğunca az veri alın ve işinize yaramayan veriyi almayın, süresi gelince de bunları imha edin.
İşin ana mantığı bu. Diğer taraftan bir teknik tedbirler var, bir de idari tedbirler var. Teknik tedbirler işte daha çok yazılım, donanım ihtiyacı ile ilgili siber saldırılara yönelik hem içeriden hem dışarıdan o bir takım yatırımlar yapmanız gerekir. Bir de idari tarafta bir takım yükümlülükleriniz var. Bilgilendirmeler yapacaksınız, aydınlatma metinleri yapacaksınız, rızalar alacaksınız, eğitimler vereceksiniz. Bir de Verbis denilen bir sistem var. Şartlarınız karşılıyorsa Verbis'e kaydolacaksınız. Şimdi bununla ilgili bir kurum var. KVKK kurumu var. Yani Adalet Bakanlığı bünyesinde ama kendi içinde meclis tarafından da seçilen, 7 yanılmıyorsam 7 tane üyeden oluşan başkanı Sayın Faruk Bilir'in olduğu, değerli hocamız olduğu bir kurum var. Ve bu kurumda aslında pandemi biraz araya girdi ama çok fazla etkinlik, tanıtım ve farkındalık yaratmaya çalışıyor. Çok fazla etkinliği var. Ben de birçoğuna katıldım. Buradaki konu şu, eğer bir ihlal meydana gelirse öncelikle, çok resmi incelemeler var ama istisnai bir durumda, öncelikle vatandaşın ilgili kurum ya da kuruluşa, devlet kurumları da bunlara tabi, kurum, kuruluş ya da gerçek kişiye, şirkete karşı bir başvuru yükümlülüğü var. Mesela diyorsunuz ki benim sizde kişisel verilerim var ama bu kişisel verilerimle ilgili bir ihlal meydana geldi mi ya da şöyle bir ihlal meydana gelmiş, bunun kapsamı nedir bana bildirin. 30 gün içinde veri sorumlusu diyoruz biz buna. Veri sorumlusunun cevap verme yükümlülüğü var. Eğer verilen cevap yeterli değilse ya da hiç cevap verilmezse bu sefer vatandaşın kuruma başvurma hakkı var. Kurum incelemeyi yapıyor ve burada yani şartlar değişiyor, rakamlar sürekli güncelleniyor ama 25-30 bin liradan 2,5 milyona kadar değişen cezalar öngörülüyor. Ve şu ana kadar da yaklaşık 70 milyona yakın, TL'ye yakın idari yaptırım uygulandı. Toplam başvuru 10 bini geçti ve bunların da 10 bini geçti. Bunların büyük bir kısmı yurt dışındaki gurbetçilerimizden oluşuyor. Burada da istatistiklerini yayınladılar bununla ilgili. Tam rakamları da verebilirim. Gurbetçilerin derdi ne bu kadar KVK'ya gidiyorlar? 84 milyon insan varken çoğunluğu gurbetçi olunca nedir? Gurbetçilerin şöyle bir sıkıntısı var. Özellikle Almanya'da ve birkaç ülkede de Türkiye'deki mal varlıkları ilgili bilgilerin yurt dışındaki ilgili birimlerle, işte devletlerle paylaşılması yönünde ikili anlaşmalar var. Yurt dışındaki vatandaşlar Türkiye'deki kuruma başvurarak diyorlar ki benim verilerimi paylaşmayın. Bir dakika, paylaşıyorlar. Ama mecburen değil mi? Mecburen ama işte çok sayıda başvuru mecburen var. Mesela benim İngiltere'de öyle bir düşüncem oldu. Ev alacağım. Dediler ki ikinci evin ise %30 vergi ödeyeceksin. Ben dedim ki nereden bilecekler Türkiye'de evim var mı? Yok dediler. İngiltere Türkiye'ye soruyor. Evet. Bunun evi var mı? Şimdi İngiltere'ye bu cevabı vermezsen ne olacak? Almanya'ya sormazsan ne olacak? İsviçre'ye, hani kendi ülkenin de bazı soruları var. Evli misin? Adam burada evli, oraya bekarım diye gidiyor, evleniyor. Sormasın mı Alman hükümeti? Bu adam burada evli mi, 5 çocuğu var gibi. Kesinlikle öyle. İşte cevap verin. Yok, yok. Versin mi vermesin yok, mi? Verirse şöyle, vermesi lazım. Zaten şöyle ikili anlaşmalar var. Yani vermek zorunda. Vermek yani. Zorunda. İkili anlaşmalar var. Bakın önümde istatistik 2021 itibariyle 10.060 başvuru yapılmış kuruma. Bunun 4.124 adedi yurt dışına veri aktarımı ile ilgili. Yani vatandaşlar kurumlara başvuruyorlar. Diyorlar ki benim verilerimi paylaşma. Yani onlar bir başvuru ama yapıyorlar bir sonuç ama alamamışlar. Sonuç alamamışlar. Ha, anladım. Yani, tabii verilmesi gerekiyor. Verilmesi gerekiyor. Çünkü anlaşma var. Biz de onlardan alıyoruz. İkili anlaşmalar herkesi bağlar. Yani dolayısıyla ama vatandaşların böyle bir talebi olduğunu bu istatistiklerden görebiliyoruz. Şimdi gelelim bu KVK ile ilgili. Dediğim gibi hani ceza yapılabilir. Eğer bir kendi özelinizde bir maddi manevi bir zarar meydana gelmişse bunu da adli makamlarda dava açarak başvurabiliyorsunuz. Peki bu ses ve görüntüyü anlatır mısınız? Hani 20-25 dakikamız kaldığı için çok da keyifli gidiyor. Evet. Mesela yollarda görüyoruz soygunlar, cinayetler. Bu tabii eşin, kocanın birbirine olan videosu anlamında söylemiyorum. Bir olayı görüyorsunuz. Yazık o canlıların öldürülmesi, kedinin, köpeğin, bir trafik kazası gibi iyilik ve kötülüğü, bir suçu da dışarı çıkarmak için. Bu ses ve görüntüler hepimizin işlerinde kamera var. Evet. Biz korkuda mesela her kameranın altına, giriş kapısına da astık. Bu binada kamera kayıt sistemi vardır, kamera vardır diye. Bunlar doğru bir hareket mi yani, yazmak zorunda? Şöyle izah edeyim, çok güzel bir konuyu değindiniz. Şimdi söylemiştim, 2005 yılında bizim Türk Ceza Kanunu kapsamında kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmenin ya da kaydetmenin ya da bir başkasıyla paylaşmanın suç olduğu düzenlenmiş oldu. Şimdi bakın, hukuka aykırı ibaresi var kanunda. Şimdi biz yine burada bir denge ve menfaat yapmamız lazım. Bakın Yargıtay'ında, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun da birçok vermiş olduğu karar var. Eğer birisi size sürekli olarak telefondan
tehdit ve hakaret ediyorsa, sizi bu şekilde size ve ailenize sürekli bir tehdit varsa ya da böyle bir hakaret artık devam eden ve artık başka türlü bir ispat kabiliyetiniz yok ise o kişinin ses kaydını almak suç değil. Ama normalde bir kişinin sesini kaydetmek suçtur. Bir ortamda diğerlerinden habersiz ses ve görüntü almak suçtur. Ama Yargıtay'ın yerleşik içtihatları diyor ki eğer başka bir delil olarak elde etme imkanınız yoksa kaydedebilirsiniz. Çünkü olağanüstü bir durum var. Bu birinci kriterimiz. İkincisi, diyelim ki bu üçüncü kişiye de gerçekleşebilir. Mesela bir kişiyi dövüyorlar ya da ona karşı bir saldırı var ya da işte toplumsal olayları görüyoruz. Orada bir olay var. Orada artık kamu menfaati var ve orada zarar gören kişinin menfaati var ve başka türlü siz ispat edemezsiniz. Dolayısıyla üçüncü kişiye yapılan bir suça konu eylemlerle de siz görüntü alabilirsiniz. Bu da hem KVKK'ya hem de TCK kapsamında suç olmayacaktır. Çünkü bununla ilgili de yerleşik içtihatlarımız var. Yani 2005'ten itibaren çok sayıda buna göre kararlar var. Gelelim güvenlik kamerasına. Güvenlik kamera kayıtları da bu kameraların çoğalmasıyla birlikte çok fazla hayatımıza girdi. Ta bu Anayasa Mahkemesi'ne kadar gitti. Anayasa Mahkemesi 2015 yılında bir karar verdi. Detaylı bir açıklama yaptı ve orada daha kanun yürürlükte yokken üstelik dedi ki ya kamera kaydı ile ilgili belli kriterler var. En önemlisi şu, gizli kamera kaydı olmaz. Yani kolluk kuvvetleri mahkemeden izin almadan ya da adli birimler yani mahkeme ve savcılık mahkeme kararı lazım. Mahkeme kararı olmadan hiçbir kimse gizli kamera kaydı alamaz. Olağanüstü durumları bahsetmiyorum. Ama geldiniz işte ya burada böyle bir şey var mı ben bir kaydedeyim. Ya da marketlerde bazen görüyorum diyor ki bu iş yerinde görünür ve görünmez gizli kamera kaydı. Olmaz, mümkün değil, suç işlersiniz. Bununla ilgili örnek var. Bakın bununla ilgili bir hastanede, ben bunu birkaç yerde daha anlattım. Bir hastanede bir hanımefendi ile ilgili bir ihbar geliyor. Diyor ki uygunsuz hareketlerde bulunuyor nöbetçi olduğu dönemlerde. Başhekim, ilgili birimler, IT, avukat, herkesi toplanıyor. Ne yapalım? Diyorlar ki bir gizli kamera kaydı koyalım. Biz bunu da aman izlemeyelim, bir bilirkişiye gönderelim. Varsa savcılığa suç duyurusunda bulunalım, idari işlem yapalım, iş akdine son verelim falan filan. Ondan sonra yapıyorlar, kamera kaydını koyuyorlar, bir ay boyunca kaydediyorlar. Sonra bilirkişiye gönderiyorlar, diyorlar ki yani burada herhangi bir hukuka aykırı durumluk yok ve yasa gereği de bunu hanımefendiye tebliğ ediyorlar. Hanımefendi diyor ki siz bir ay boyunca beni mi takip ettiniz? Hepsi hakkında savcılar suç duyurusunda bulunuyor ve başhekimden tutun da o kararda kim varsa hepsi 11 ay yanılmıyorsam bir hapis cezası alıyorlar. Bakın gizli kamera olmaz. Peki güvenlik kamerasının kriterleri nedir? Anayasa Mahkemesi orada bize ışık tutmuş. Demiş ki bir, güvenlik kamerası görünür olacak. Yani görünür. Ama biliyorsunuz kameranın teknolojileri çok arttı. Yani siyah kutunun içerisinde fark etmiyor. Kamera olduğunu anlayabileceğim bir şekilde olmaz. Kamera olduğunu anlayan olur, anlamayan şimdi olur ama kamera İkincisi tabela olacak. Bakın az önce siz söylediniz tabela. Biz koyduk korkutun. Evet, o önemli. Bakın tabela ve bu KVKK kapsamında da önemli. Şimdi kamerada da şöyle bir ayrıntımız var. Şimdi aydınlatma metni dediğimiz bir konu var. Eğer siz bir kişinin görüntüsünü alıyorsanız, bu güvenlik kamerası da olabilir, içeride de olabilir, dışarıda da olabilir. Mutlaka o kamerada, kameranın kadrajına giren, kameraya kayıt altına aldığınız kişinin bir aydınlatma yapmanız lazım. Nedir bu aydınlatma? Bakın, bu kamerayı kim kaydediyor? Hangi şirket kaydediyor? Şahıs mı kaydediyor? Şirket mi kaydediyor? Şirketin merkezindeki IT kaydediyor. Şirket kimdir ama? Şirket kimdir? Şirketin tam unvanı olması lazım. Ben o kamerayla ilgili mesela benim de yoldan geçtim. Benim kamera kaydımı aldınız. Pardon. Ben orada kime başvuracağım? Benim kameram, talebimi kimden yapar? Ya kamera kaydı sonra ben o kameranın sahibini aramakla vakit kaybedemem. Ama bahçe duvarlarımızda 20 tane bakın, kamera var. Yoldan şöyle, geçeni kaydedin. Görünür bir yerde, giriş kapısında en azından yani şirketin bir yani büyük bir çünkü ben yaptığım için biliyorum. Büyük fabrika binaları var. 2 tane girişi var. 2 tane girişe ben kocaman bir tabela astırıyorum. Kanun söylüyor bunu. KVKK ile ilgili kanun diyor. Diyor ki aydınlatma yapacaksın. 1. Bunu kim alıyor? Ne kadar süreyle alıyor? Ve nereye bununla ilgili aydınlatacaksınız? Tabela asacaksınız oraya. Ha, oradaki yere. Tabii tabela asacaksınız. Bahçede duvara astığınız 4 tane kameranın altına evet. Bunları kaydediyoruz IT bölümü. IT yani bölümünü bilmez vatandaş. Şirket kimdir? Şirket. ABC firması bu kaydınızı almaktadır. Bununla ilgili şu iletişim numarasından gerekli olduğu halde şirkete ulaşabilirsiniz. Bununla ilgili aydınlatma metinlerimiz var. Ya bir kare kod koyacak ya bir web sitesine aydınlatma koyacak ya da böyle detaylı bir aydınlatma yapacak. Bu kanun yazıyor. Bu kanun sizinle yazıyor. Sizinle realitik konuşalım. Evet. İş Türkiye'de ve yurt dışında. Biz de yüzlerce ülkeye gittik. 5-10 ülkede iş yapıyoruz. Hiç ben bir ülkede bir kameranın altında
bunu burası kaydediyor, bu şirket kaydediyor, buraya kaydediliyor diye bir tabela ve kelime görmedim. Bakın şöyle, şimdi bu konuda ben çok hassasım. Ya hassaslığınıza itirazım yok. Şöyle. Kanunu çıkarana da itirazım. Ama bu artık indallah dedirecek noktaya gelmiş. Ama bakın şöyle, haberin o yüzden... altında bile nereye kaydedildiğine, kimi kaydettiğine kadar haber olacak zaten... Hırsızla arsızla uğraşmaktan millet indallah demiş, bir de kameraya açıklama yapmayacak. Ya şöyle bakın, kanun açık emridir bu. Evet. Benim yorumum değil, benim hassasiyetten kastım şu. Ben danışmanlık sunduğum yerde özel hassas gösteriyorum. Çünkü orada diyor ki ben bunu asmak istemiyorum. Diyorum ki asmak zorundasınız. Aa. Bunu ilan etmek zorundasınız. Hatta ben bunu söyledim, bir gazete haber yaptı. Hatta dedi ki 20 tane yer dolaşmış. Sadece bir markette gördüm, Sefa Bey sizin gibidir. Onu da haber yaptı. Doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla yani dediğiniz gibi çok yaygın değil. Hatta ben şunu söylüyorum. Yani bu iş yerinde 7/24 kamera kaydı vardır tabelası yeterli değil KVKK kapsamında. Çünkü siz aydınlatmıyorsunuz. Siz sadece TCK kapsamında burada gizli kamera kaydı alınmıyoru söylemiş oluyorsunuz. Çünkü TCK'daki gizli kamera şartımız ayrı. KVKK kapsamında kamera görüntülerinin kimin aldığının bilinmesi, aydınlatma yükümlülüğü ayrı. Bakın kamera ile ilgili aydınlatma yapmazsanız birisi bunu tespit eder, fotoğrafını çeker oranı. Der ki bana aydınlatma yapmadılar. Hiçbir şekilde bunu da ispat edemezsiniz çünkü bunun tutanakları var. Yine ceza yersiniz. Çok zaten net. Onu anladık ki çaldırana değil çalanın haklı olduğu bir sistemde. Şimdi biz de sizin gibi bir kurumdan danışmanlık alırız. Bu cümleleri bize söylemediler. Ben kendi işte korkumdan bu şirkette kamera kaydı var diye girişe bir yazdık. Yeterli değil. Hatta yeterli. Ben özellikle şöyle söylüyorum. Bakın bu konuda bine yakın belki daha fazla hizmete, şirkete ve kamu kurum kuruluşları, şirketler ve özel sektördeki doktorlar da çünkü vergisi yükümlüsü onların da işletmelerinde var. Bununla ilgili bir ayrıntı daha vereceğim. Kimseye güvenmiyorum. Tabelamı da kendim yapıp hediye ediyorum. Diyorum ki ya tabelayı sen tabelacını yaptırma. Çünkü bunu eksik yapacaklar. Onun hepsini de ben yapıp ben hediye ediyorum. Bize de destek olun. Ben zaten bir ay gider gitmez. İlk bakın, işim KVK ile alakalı kanunu okuyacağım. Şöyle ben gelip size bir gün detaylı sunum yapayım. Beraber şöyle bir konu var. Bakın KVKK'da şöyle bir yanlış algı var. Verbis denilen bir sistem var. Vaktimiz varsa bir 5 dakika ondan. Tabii Verbis ve ETK'yı da konuşmamız evet. lazım. Verbis'ten hemen kısaca bahsedeyim. Şimdi Verbis denilen bir sistem var, veri bildirim sistemi. Bu sisteme kanun kapsamında diyor ki kurul bir karar aldı. Ben de şu kriterleri taşıyan işletmeler, kamu kurumları, yurt dışındaki yerleşik şirketler, Türkiye'de faaliyet gösteren ve özel nitelikli veri işleyen firmalar, gerçek kişiler bu sisteme kaydolacakları bir karar aldı. Şimdi bunun kriterleri nedir? Bir, aktif bilançosu 25 milyon üzerinde olan şirketler. Aktif bilançosu 25 milyon üzerinde olan şirketler. İki, bir tamamlanmış yılda 12 ayın 7 ayında detay bilgi vereyim. 12 ayın 7 ayında 50'den fazla işçi çalıştıran firmalar Verbis denilen sisteme kaydolmakla yükümlüler. Burada bir hatırlatma yapayım. Kurumlar vergisi beyannamesini biz 5 Mayıs bayramından dolayı 5 Mayıs itibariyle verdik. Eğer daha önce Verbis'e kaydolmayan bir şirket varsa bu şartları karşılamadığı için kurumlar vergisi beyannamesinde 5 Mayıs itibariyle en son o gün verdiğini varsayıyorum. O gün itibariyle ilk defa 25 milyonu geçtiyse 30 gün içinde yani 5 Haziran'a kadar kaydolmakla yükümlü. Bu 25 milyon bilançonun altındaki toplam satır turnover dediğimiz cirosu mu? Ciro ile değil. Değil. Bilançonun altındaki evet. toplam rakam 25 milyon. Topluyoruz 25 milyon üzerindeyse. Bu bakkallar bile giriyordur buna. Yani 25 milyon çünkü ciddi bir rakam. Değil. Özür dilerim ciddi bir rakam değil. Sizin bakkallar bile sigara sattıysa. Evet. Ciro değil ama bilançoda mal varlığından bahsediyoruz. Koltuk takımı yani. Yazdıysa 25 milyonu geçer. Ciro değil, hani içerideki... Hayır, 20, zaten ciro ile beraber gelir ciro tarafı zaten... borcu çok daha yukarıda. Evet, evet. Şu alt toplam 25 milyonu %70-80 geçiyor. Ben şimdi onunla ilgili istatistikleri de vereyim size. Evet. Ama şöyle bir konu var. Şimdi özellikle hatırlatmayı yapalım. 5 Haziran son gün. Eğer daha önce yapmadıysanız bu kriterleri karşılamadığınız için 2021 yılı içerisinde aktif bilançonuzun belli olduğu tarih 5 Mayıs olduğu için en son gün diye hesaplıyorum. Sizin 30 gün içerisinde 5 Haziran'a kadar kaydolmanız lazım. 5 Haziran 10 gün sonra bitiyor. Evet kalmadı. Yani sevgili izleyicilerimiz bilançosuna bir baksınlar da. Bir daha da kontrol etsinler çünkü grup uzatmadı şirketleri... Uzatmadı olmazsa sıkıntı olur. Şöyle grup şirketleri bizde de var mesela. Yani 100 küsür tane şirketi var bir holdingin. 7-8 tanesi ilk defa bu sene girdi. Daha önce yoktu. Bu sene girdi. Dolayısıyla bunları tek tek kontrol etmek lazım.
Üçüncüsü özel özel nitelikli veri işleyen işte eczane, doktor gibi firmalar. Bir de yurt dışındaki merkezli ama Türkiye'de faaliyet gösteren firmalar. Verbis'e kaydolacak. Peki Verbis'e bakın şöyle bir istatistik yayınladı kurul. Verbis başvurusu yapan 194.788 tane başvuru yapılmış Türkiye'de. Yani bu kapsamla girdiğini düşünen, bu kapsama girip de yapmayanlar ayrı. 194.788 kişiden başvurudan 162.828 tanesi onaylanmış. Sadece başvuru formunu onaylamışlar. Bir kısmı bekliyor, bir kısmı reddolmuş. İrtibat kişisi atamanız lazım. Yani diyeceksiniz ki benim işte şirketimi temsilen ben bir personel atıyorum buraya diyeceksiniz. 194 bin başvurudan sadece 161 bin 788 kişi irtibat kişisi başvurulmuş. Yani irtibat kişisini belirlemişler. Esas kritik nokta şu. Verbis kaydını, formu dolduruyorsunuz, bir kişi atıyorsunuz. Sonra 150-200 tane, 300 tane soru var. O soruları tek tek cevap vererek Verbis işlemini tamamlıyorsunuz. O soruları cevaplayıp tamamlayan sayısı 106 bin. Yani 60 bin kişi, 55 bin kişi kayıtları yaptığını düşünüyorlar ama yapmamışlar. Hmm. Yani bunlar kurul yaklaşık bir ay önce açıkladı. Peki Verbis ne faydası var? Verbis ne? Verbis şöyle bir şey. Getiriyor? Verbis kamuya açık bir sistem. Yani ticaret odaları gibi, ticaret sicil gazeteleri gibi. Verbis'teki mantık şu. Şirketlerin ya da işte kamu kurum ve kuruluşların devlet diyor ki yani kurum diyor ki ben... O işletmede hangi tür veri olduğunu, kimin verisi değil, bu yanlışlık algılanmasın, hangi veri türleri olduğunu bilmek istiyorum. Mesela sizler iş başvuru yapacaksınız ya da bir ticaret yapacaksınız ya da bir kamera kaydına bakacaksınız. Ya kamera kaydını bu işletme 6 ay mı alıyor, 2 yıl mı alıyor? İşte iş başvurusunu 6 ay mı tutuyor, 3 yıl mı tutuyor? Özel nitelikli verileri kaç yıl tutuyor, ne kadar tutuyor, nereyle saklıyor, yurt dışına veri aktarmıyor mu gibi bir takım bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması. Dolayısıyla bugün şirketlerinize girin, tek tek bakın, mutlaka yapmışlardır. İşte o kamuya açık bir sistem. O sisteme girdiğinizde verilerin yani bilgilerin diyeyim daha doğrusu orada olması gerekiyor. Bu bir şeffaflık aslında. Kurum içinde bir kolaylık oraya bakarak denetleyebiliyor. Bakın 161 bin kişiden 161 bin irtibat kişisi atamışlar. 106 bin kişi soruyu tamamlamış. Daha yalan yanlış eksik tamamlamış demiyorum. Bir şekilde tamamlamış. 60 bin kişi, 55-60 bin kişi şu anda cezayla karşı karşıya. Cezalar da 56 bin liradan başlıyor, 2,5 milyona kadar çıkıyor. Kurum da ceza kesmeye başladığını yaklaşık bir ay önce açıkladı. Verbis dolayısıyla çok önemli bir sistem. Verbis'e tüm işletmelerin kayıtlarını tekrar kontrol etmesini, biz başvuru formunu doldurduk. Peki bu kayıtlar alanda Türkiye Cumhuriyeti'nin milli gelirine ne faydası var? Cezayı devlet yani, alıyor. Yani şimdi hayır şunu söyleyeyim. Yani cezayı her devlet alıyor. Her gün bir kanun, her gün bir tebliğ, her gün. Yani şurada yarım saat dinledik KVK ile Verbis bile bir şirketin hayatını etkiledi. Her bir şey bir şirketlere yük biniyor. Şirketlerin amaçları ticaret yapmak. Yani bir kamunun bilgi sahibine dosya düzenlemek değil ki. Bir inşaat yapıyorsun 85 tane noktadan biliyorum. İzin alıyorsunuz. Binlerce olayla uğraşıyor. Yani şirketler Türkiye'de gelişmesi lazım. Biz Türkiye dışındaki 8-10 ülkede iş yapıyoruz. Bundan hiçbirisiyle karşılaşmıyoruz. Türkiye'de ya ceza, ya günah, ya ayıp. Hepsinin arasında dolandırıyorsunuz. Bakın şöyle, ben bunu şöyle söylüyorum her gittiğim yerde. Bu aslında bir böbrek taşı haline dönüştü. Ve biz bu böbrek taşını düşürürken acı çekiyoruz. Yani eğer bunlar 83'ten, işte en kötü 95'ten Avrupa ile birlikte biz bunu yapmış olsaydık, bu kültür, bu iş ahlakı, bu iş modeli biz olsaydı, bu sıkıntıların hiçbirini mesela çekmezdik. Kötüler yüzünden iyiler de zarar görüyor. Kesinlikle öyle. Yani burada hiçbir işletmenin bunlarla uğraşmasına gerek kalmazdı. Yani biz, şimdi şöyle bir şey var. Biz mesela gidiyoruz diyoruz ki ya işte teknik tedbirler alacaksınız. Koca holdinge diyoruz ki ya bak dışarıdan bir sızıntı olmasın, içeriden bir sızıntı olmasın. Sende binlerce kişinin verisi var. Sadece işte ad, soyad, TC, doğum tarihi, doğum yeri, AGI kapsamında, işte eğitim yardımı kapsamında çocuğunun bilgisi, eşinin bilgisi, doğum bilgisi, bir sürü veri alıyorsunuz. Pasaport bilgilerini alıyorsunuz, yurt dışına personel göndermek için, kredi kartı, internetten, dünyanın herhangi bir yerinden giren kişinin IP'lerini alıyorsunuz. Şimdi bununla ilgili yatırım yapma, işletmeye gidiyorsunuz, adamda lisanslı program yok. Şimdi bu kültür oluşmamış, lisanslı program alacağını bilmeyen bir kişiye siz bunu götürdüğünüzde zul geliyor. Nereden çıktı bu diyor.
Dolayısıyla buradaki kanunun, yani bu yıllardan beri gelen aslında bir sıkıntı, bir bilinç. Ama burada kurum şu anda çok dik duruyor, çok ısrarlı duruyor. Bu cezalar gelmeye başladığında ya da bu yaptırımlarla insanlar, firmalar karşılaşmaya başladığında bunun önemini algılayacaklar. Peki sadece firmalar mıdır? Şimdi bir ev düşünün. Bahçıvanı var, kapıcısı var, şoförü var. Yani illa bir ticari faaliyeti yok. Yani bir bilgi için, verbis için, bu tip şeyler için evlerinde yapması gerekiyor mu? Bireysel kişilerinde yapması gerekiyor mu? Hemen güzel bir soru. Şöyle, bakın kanun diyor ki veri sorumlusu. Veri sorumlusunu tek tek saymış. Bunun istisnaları var. İşte MİT'tir, adliyedir, emniyettir gibi bir takım kamu kurumları dışındaki, stratejik kamu kurumları dışındaki belediyeler, odalar, borsalar dahil, devlet kurumları, bakanlıklar dahil, oradan tutun, holdinglerde tutun da bakkallara kadar eğer bir evde bir güvenlik kamera kaydı varsa o da veri sorumlusu, o da KVK'ya uyacak. Evet, bizim de evlerimizde kamera var. O da uyacak ama onun yapacağı yükümlülükler ayrı. Bakın şimdi ben evin önünden geçiyorum. Evle ilgili ya da bu siteden bahsediyorum. Yani böyle bir bireysel yerden bahsetmiyorum ama siteden geçiyorum. Kamera kaydım var. Benim kameramı kim aldı? Şimdi benim vatandaş olarak bizim oturduğu sitede var, otoparklarda var. Bununla ilgili siteler yavaş yavaş düzeltmeye başladılar. Ben de birkaç siteye danışmanlık verdim. Onlar da farkında değiller. Yani eksik bir şekilde yapıyorlar. Bakın net bir şekilde söylüyorum. Binlerce parmak izi. Bakın parmak izini de örnek vereyim size. Bir vaktimiz varsa hemen parmak iziyle örnek vereceğim. 3 dakikamız var. Şimdi ben bunu yıllarca söyledim. En son kurulun yeni bir kararı çıktı. Bakın parmak izi biyometrik veridir. Parmak izini öyle her isteyen, her işletme, her devlet kurumu alamaz. Bakın alamaz. O verse bile siz işte verse bile bunun bir prosedürü var ve niye aldığınız ispat yükü sizde. Hemen bir örnek vereyim. Bir spor merkeziyle ilgili bir konu oluyor. Vatandaşın bir tanesi gidiyor. Evet, parmak bizim spor tesisine parmakla gidiyor. Hemen düzelteceğim. Şimdi gidiyor oraya, diyor ki ben buraya abone olacağım. Diyor ki kardeşim buraya abone olacaksan şu formu dolduracaksın. Bir de bana avukatlarım söyledi KVK bir şey varmış, bir de açık rıza vereceksin. Yani ayırmış bakın sözleşmeleri. Tamam güzel. Demiş ben vermek istemiyorum parmak izimi. Yok kardeşim bura benim yerim. Benim hizmetim. Ben yoksa sana hizmet sunmam. Adam mecburen o hizmeti alabilmek için parmak izini veriyor. 3 gün sonra şirkete başvuruyor. Kurula şikayet ediyor. Kurul inceleme başlatıyor. Adam diyor ki ya bura benim. İstediğimi alırım, istediğimi almam. Dolayısıyla benim de haklı gerekçelerim var. Biri başkasının yerine o giriyor. Dolayısıyla ben buraya, bak açık rıza dediniz onu da aldım. Ayrı bir evrak dediniz el yazısıyla onu da aldım. Dolayısıyla ben her şey yerine gittim. Kurul diyor ki, işte buradaki eksiklik şu, işte danışmanların ya da ilgili kişilerin bakmadıkları nokta şu. Kanun bir yerinde der ki, bir ürün ya da hizmetin satımı ile ilgili kişisel verilerin alınması şart koşulamaz. Siz bir ürün satacaksanız bana bunu özel nitelikli veriden bahsedin. Ama mantık da var. Bakın spor kişiye yönelik. Yani bizim sitede de var. Evet. Parmak iziyle giriyorsunuz. Parmağını tutup kapı açılıp giriyor. Sizin yerinize standart anlaştıysanız, evet, işte bir aylık ücret ödüyorsunuz. Siz gelmediğiniz gün dayınız, amcanız, çoluğunuz, çocuğunuz girmesi zor kontrol etmek çünkü maliyetten. Hep bir altında bir şey aramak da doğru değil. Yani herkes şöyle, suçlu, herkes kötü niyetli. Adam bak ne güzel iş yeri kurmuş, parmak izle girişi sağlamış. Şöyle, işte buradaki kritik nokta şu, şart koşamaz. Bakın alternatif yapabilir. Ama şart da koşar, iş yeri kuruyor bak, yani işte patron bununla ilgili yani. Hem Anayasa Mahkemesi'nin kararları var, hem mahkemelerin kararı var. Kurul da en son bununla ilgili bir karar verdi. Bakın bir personelle ilgili, 2015'te daha bu kararın çıkmadan 2014'te, 2015'te... Peki biz şirketlere parmak iziyle ilgili, parmak onlardan mı yanlış? Şart koşamazsınız, seçenek sunmak zorundasınız. Hem kart sunacaksınız, hem onu sunacaksınız. Vatandaş hangisini tercih ediyorsa onu vereceksiniz. Alamazsınız demiyorum. Şart koşamazsınız. Bunun istisnası nedir? Server odası vardır. Çok nitelikli bir yerdir. 3 kişi giriyordur. Ekstra güvenlik önlemi için dersiniz ki buraya ben ekstra bir güvenlik önlemi alıyorum dersiniz. O ayrı bir konu. Ama çok net söylüyorum. Hiçbir iş yerinde sadece işte parmak izi okutarak gireceksiniz şeklinde yapacağınız her işlem KVK'ya aykırıdır. Ceza yersiniz. Sevgili Sefa Bey, çok aydınlandım. Biraz da içim de daraldı. Kusura bakmayın. İş adamı yok. Bunda kusura baktık anlamda kötü yani anlamda değil. Benim çünkü iş adamı sadece KVK ile yaşamış olsaydı veya ona benzer. Tabii ki saygı duyuyorsun ülkemizin kanun ve kitaplarına, sistemine. Ayağınıza sağlık. Yani çok keyif çok aldık. Çok memnun oldum. Güzel bilgilere sahip olduk. Görüşmek üzere. Sevgili bu haftaki canlı yayınımız sona erdi. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.